Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin orta segmentteki yeni canavarı Nova 10'u inceleyeceğiz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Huawei Türkiye'de bir etkinlik düzenlemişti ve bu etkinlikte pek çok cihaz tanıtılmıştı ki tanıtılan cihazlardan bir tanesi de Nova 10'du arkadaşlar. Hatta biz o etkinlikte sizler için özel bir video hazırlamıştık. Etkinlikte tanıtılan cihazlardan vesaire bahsetmiştik. Dilerseniz onu da hemen şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü o etkinlikte gerçekten çok güzel cihazlar tanıttı Huawei ki. Özellikle tansiyon ölçen Watch D benim çok hoşuma gitmişti. Bunu da bir parantez içinde belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim bugünkü cihazımız olan Nova 10'a. Her zaman olduğu gibi yine incelememize cihazımızın tasarımıyla başlamak istiyorum ben. Çünkü burada Huawei'yi son dönemde böyle çok fazla görmeye alışık olmadığımız şık ve sade bir tasarım dilini kullanmış. Telefonu elinize ilk aldığınızda arkadaşlar cihazın gerçekten çok ince olduğunu hissediyorsunuz. Yani normalde günümüz şartlarına baktığımız zaman akıllı telefonlar böyle 200 gram civarında. Dolayısıyla kalınlıkları da biraz fazla. Ama Huawei gerçekten Nova 10'da müthiş bir incelik çizgisi yakalamış. Telefon çok ince, sadece 6.9 milimlik bir kalınlığa sahip arkadaşlar. Bu incelik zaten cihazın ağırlığına da yansımış durumda. Bu telefon sadece 168 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu neden önemli? Çünkü biliyorsunuz artık akıllı telefonlar bizim gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla ağır bir telefonu saatlerce elinizde tutmak, Instagram'da gezinmek, oyun oynamak, kulağınıza değil telefonda konuşmak zaman zaman yorucu olabiliyor. Ama burada Huawei dediğim gibi 170 gramın da altına inmiş ki bu kalibredeki telefonlar arkadaşlar 190 ile 200 gram arasında ağırlıklara sahip. Dolayısıyla Çinli üreticinin bu noktada yani tasarım anlamında güzel bir iş yaptığını baştan söyleyebiliriz. Cihazı elinize aldığınızda sağ tarafta ses açıklama ve power butonu bulunuyor. Sol tarafta ise herhangi bir giriş ya da bir tuş bulunmuyor arkadaşlar. Alt tarafta sim yuvamız ve hemen yanında da Type-C girişimiz mevcut. Burada benim dikkat etmek istediğim nokta çerçevelerin inceliği. Bu zamana kadar pek çok cihaz inceledik ama gerçekten Huawei bu cihazında çerçeveleri olabildiğince ince tutmuş arkadaşlar. Hani normal şartlarda zaten yan çerçeveler ve üst çerçeve incedir. Ama Huawei burada alt çerçeveyi de o kadar ince tutmuş ki neredeyse yok kıvamında diyebiliriz. Zaten burada %90'a yaklaşan bir ekran gövde oranından bahsetmek de mümkün. Telefon delikli ekran tasarımıyla geliyor. Ekrana girmişken şunu belirtelim. OLED bir ekranımız var arkadaşlar. 120 Hz'lik tazeleme oranına sahip ve tam 1 milyar renk sunuyor bizlere. Bunun yanı sıra 6.67 inçlik bir büyüklüğe sahip ve 1080x2400 piksellikte bir çözünürlük sunuyor. Bu çözünürlüğün yanı sıra 395 ppi piksel derinliğine sahip olduğunu da belirtelim. Cihazımızın arka yüzüne geçtiğimizde ilk dikkati çeken şey tabii ki kamera kurulumu. Genel olarak arkadaşlar piyasadaki telefonlara baktığımızda klasik bir kamera kurgulama sistemi var. Yani genelde dikdörtgen ya da kare şeklinde. Ama Huawei burada oval hatlara yer veren bir kamera kurulumunu ön plana çıkarmış ve bunu altın renginde bir çerçeveyle süslemiş ki bu gayet göze hoş geliyor arkadaşlar. Onun haricinde hemen yan tarafta bir flash ışığımız var ve alt kısımda da Huawei Nova logosunu görüyoruz. Bize gelen renk Steel Silver olarak geçiyor. Yani gümüş rengi arkadaşlar. Gayet hoş bir renk. Parmak izi bırakmıyor. Bunu size baştan belirtebilirim. Yani telefon tuttuğunuzda vesaire arka tarafta hani kılıfsız kullanacak olsanız dahi herhangi bir parmak izi vesaire bırakmadığını sizlerle paylaşabilirim. Telefonun tutuş hissiyatı vesaire gayet güzel. Yani tuttuğunuzda gayet hafif, şık, ince bir cihazı tuttuğunuzu hissedebiliyorsunuz. Tek elle kullanıma gayet uygun. Yani şöyle telefonu tutarak herhangi bir mesajlaşma vesaire işlemlerinizi rahatlıkla halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla tasarım tarafında Huawei Nova 10'un rakiplerinden bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Ya bunun parmak izi okuyucusu power butonunda mı, ekran altında mı? Bunu da hemen tasarım kısmında sizlere aktaralım. Cihazın parmak izi okuyucusu arkadaşlar ekranın altında bulunuyor ve gayet hızlı çalışıyor. Hani bazı cihazlar ekran altına koyar ama parmağınızı defalarca koyarsınız okumaz vesaire. Fakat Nova 10'da böyle bir durum söz konusu değil. Yani parmağınızı koyar koymaz ekran kilidi açılıyor. Cihazın bu açıdan da gayet başarılı olduğunu söyleyelim sizlere. Ve gelelim teknik özelliklere arkadaşlar. Huawei bu telefonda Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 778 Yonga setine yer vermiş. Bu 6 nanometrelik bir Yonga seti arkadaşlar. Dolayısıyla
işlemci arasındaki ya da GPU ünitesi arasındaki transistörlerin mesafesi 6 nanometre. Bu ne anlama geliyor? Hemen belirtelim. 6 nanometre ifadesi telefonun işlemcisindeki güç tüketiminin minimum seviyede olduğunu bize gösteriyor. Ayrıca transistörler arasındaki bu mesafenin kısalması telefonun ısınmasını da zorlaştırıyor arkadaşlar ki burada zaten Huawei özel bir soğutma sistemi kullanmış. Bu soğutma sistemi sayesinde telefon neredeyse hiç ısınmıyor. Yani cihazı şu şekilde tutup saatlerce oyun oynamanıza rağmen elinizi rahatsız edecek derecede bir ısınmayla karşılaşmıyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten önemli bir hamle. Şimdi gelelim cihazımızın dahili depolama alanına. Bize gelen cihaz arkadaşlar 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB da RAM'e sahip. Burada Huawei'nin 128 GB'lık baz depolamayla karşımıza çıkması gerçekten önemli. Neden? Artık 64 GB'lar vesaire yetmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada 128 GB'ın bizlere sunulmuş olması güzel. Eğer bu depolama alanı da bana yetmez derseniz arkadaşlar biliyorsunuz artık Huawei'nin Cloud sistemi de ülkemizde kullanılabiliyor. Dolayısıyla burada Huawei Cloud'u kullanarak fotoğraflarınızı, önemli evraklarınızı, çeşitli belgelerinizi bulut üzerinde saklayabilirsiniz. Bu da size dahili depolama alanında yer açma imkanı sağlayacaktır. Şimdi gelelim cihazımızın bataryasına arkadaşlar. Huawei bu telefonda arkadaşlar 4000 mAh'lık bir pile yer vermiş ki bu şu açıdan gayet önemli. Telefona baktığın zaman son derece ince ve son derece hafif bir yapısı var. Bu yapıdaki telefonlar genel itibariyle düşük bataryalarla karşımıza çıkıyor. Fakat Huawei burada ne yapmış arkadaşlar? Batarya miktarını yüksek tutmasına karşın telefonun tasarımını son derece ince ve hafif bir şekilde karşımıza çıkartmış. Bu da gerçekten Nova 10 için önemli bir artı diyebiliriz. 4000 mAh'lik batarya 66 Watt'lık hızlı şarj ile destekleniyor ki bu sayede telefonu çok kısa süre içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Bu şu açıdan önemli. Atıyorum evden çıkacaksınız. Telefonunuza bir baktınız. Ya %5, %10 şarjı var. Siz bu telefonu sadece 5-10 dakika içerisinde %30'lara, %40'lara hatta %50'lere kadar bile şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size günü çıkaracak pil performansını sunuyor. Yani o gün belki oyun oynamazsınız, sosyal medyada çok gezinmezsiniz ama sizi arayanlar size ulaşabilir, siz de aradıklarınıza ulaşabilirsiniz. Yani bu açıdan cihazın hızlı şarj özelliğiyle gelmesi önemli bir artı. Burada şu soru aklınıza gelebilir. Ya tamam bu telefonda hızlı şarj özelliği var ama kutusunun içerisinden hızlı şarj adaptörü çıkıyor mu? Evet arkadaşlar hemen size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Huawei Super Charge adaptörü kutu içerisinden çıkıyor. 66 Watt'lık bir adaptör. Bu neden önemli? Çünkü artık günümüzde pek çok üretici hızlı şarj özelliğini telefona koymasına karşın hızlı şarj adaptörünü cihazın kutusuna koymuyor. Bu durumda sizin hızlı şarj özelliğini kullanabilmeniz için o seviyede bir şarj adaptörü almanız gerekiyor. Dolayısıyla burada Huawei'nin hızlı şarj adaptörünü kutu içerisine koyması da önemli bir artı diyebiliriz. Evet, bataryadan bahsettik, Yonga setinden bahsettik, dahili depolamadan bahsettik. Şimdi ise arkadaşlar sırada kameramız bulunuyor. Huawei artık in-house kameralar üretiyor. Yani kendi üretimi kameraları kullanmaya başlamış durumda ki kendi üretimi kameralarda da gayet başarılı bir performans sunuyorlar. Bu cihaza baktığımızda arkadaşlar karşımıza 50 megapiksellik geniş açılı bir kamera çıkıyor. Onlara 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de derinlik kamerasının eşlik ettiğini görüyoruz. Ön tarafta ise arkadaşlar 60 megapiksellik bir selfie kameramız mevcut. Birazdan bu kameralarla çektiğimiz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakacağız. Yalnız ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum bu noktada. Huawei arkadaşlar sensör teknolojisini yenilemiş durumda. RGB yerine yani red, green, blue yerine arkadaşlar red, yellow, yellow, blue sensörlerini tercih ediyor. Bu sayede fotoğraflardaki renkler daha canlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani gözümüzle gördüğümüz renkleri biz bu telefonun kamerasıyla yakalayabiliyoruz. Hemen hemen aynı renkler karşımıza çıkıyor. Bu yeni sensör teknolojisi özellikle dışık ışıkta daha yüksek performans sunuyor bizlere. Yani klasik red, green, blue, RGB'ye göre red, yellow, yellow, blue sensör teknolojisiyle daha kaliteli fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Zaten bunu çektiğimiz fotoğraflarda da anlayacaksınız arkadaşlar. Nova 10 gerçekten fotoğrafçılık anlamında size pek çok artı sunuyor. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri
bu cihazla çektiğimiz fotoğraf ve videolarla baş başa bırakalım. Herkese selam, şu an beni Huawei Nova 10'dan duyuyorsunuz. Şu an en geniş açıyı almış durumdayım ve en geniş açıda bu şekilde görünüyor. Yüzüm böyle yansıyor, ters ışıkta da bu şekilde görünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Bu en geniş açıydı, bir de yakınlaştırdığım zaman 1x'e kadar zoomlayabiliyor. Yakınlaştırdığım zaman da böyle görünüyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi bir de dilerseniz arka kameraya göz atalım, bakalım arka kameradaki performans sizi tatmin edecek. Şimdi ise arka kameradayız ve arka kamerada bu şekilde görünüyor. Balkondayız, gördüğünüz üzere arabalar geçiyor ve arabalar geçtiği için biraz da ses gelmiyor değil. Ama umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Gökyüzü bence şu an çok güzel geliyor ve şöyle birazcık da sarsıyorum ve dolmaların, kasmaların olmadığını görüyoruz. Peki siz beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonun kamerası, özellikle ben cihazımla çok fazla fotoğraf çekiyorum. Aldığım telefonu kamera kalitesi için alıyorum. Aldığım telefonu güzel fotoğraflar çekmesi için alıyorum diyenlere hitap edebilecek seviyede. Şimdi gelelim cihazımızın yazılımına arkadaşlar. Biliyorsunuz söz konusu Huawei olduğunda yazılım tarafı bizler için önemli bir ifade haline geliyor. Neden? Çünkü bu cihazda Google servisleri bulunmuyor. Ama burada önemli bir ama var arkadaşlar. G-Space sayesinde artık bu cihaza istediğiniz uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Ki burada G-Space'i reklamsız olarak kullanabildiğinizi de sizlere belirtmek isterim. Evet arkadaşlar, G-Space indirmesi son derece kolay. App Gallery'e geliyorsunuz. Buradan G-Space yazdığınızda zaten direkt çıkıyor G-Space. Hemen buradan yükle butonuna tıklayarak ne yapabiliyoruz? G-Space'i yükleyebiliyoruz. Peki G-Space'i yükledikten sonra ne yapacağız? Hemen onu da anlatalım sizlere arkadaşlar. G-Space yüklendikten sonra buraya giriyorsunuz ve aynı Google'da olduğu gibi Google hesabınızla bir oturum açmanız gerekiyor. Bu oturumu açtıktan sonra dilediğiniz uygulamayı, burada Google servisleri de dahil, yani YouTube, Google Drive, Word, işte diğer uygulamalar hepsi dahil arkadaşlar, dilediğinizi indirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, G-Space'e girdiğinizde direkt olarak karşınıza Google Play Store, YouTube, WhatsApp, Gmail, Facebook, Messenger, Instagram, yani burada bu uygulamaları indirmek için yapmanız gereken tek şey üzerine tıklamak. Daha sonra da dediğim gibi sizleri bir Google Play ekranına aktarıyor. Google Play ekranında arkadaşlar yapmanız gereken şey ise bir Google oturumu açmak. Bu eski cihazınızdaki bir oturum da olabilir, yeni bir oturumda olabilir. Fark etmez. Eski cihazınızdaki Google oturumunu açtığınızda direkt olarak arkadaşlar o hesaptaki uygulamaları görebiliyorsunuz. Dilerseniz indirebiliyorsunuz. Ayrıca bu uygulamalardaki herhangi bir satın alımınız varsa onlar da direkt olarak cihaza yansıyor. Dilerseniz ben şimdi bir oturum açayım burada. Evet arkadaşlar, şu anda oturumu açtık. Gördüğünüz gibi direkt olarak Google Play ekranı geldi karşımıza. Burada yükleye tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi YouTube indirme bekleniyor yazdı. Ve şu anda YouTube cihazıma indiriliyor. Yani G-Space ile dilediğimiz uygulamayı, dilediğimiz Google uygulamasını ya da farklı bir uygulamayı direkt olarak cihazımıza indirebiliyoruz. Şimdi indirme tamamlansın. YouTube'u açacağım. Sorunsuz bir şekilde çalıştığını da göstereceğim sizlere. Evet, şuradan hemen aç diyelim. Evet, aç dedik. Gördüğünüz gibi YouTube şu anda açıldı. Denemeyi atla diyelim ve direkt olarak evet ekranlar geldi karşımıza. Şurada hemen
bir video açalım dilerseniz. Şöyle bize delif melif atmayacak bir video açalım. Ya da hemen kendi kanalımızı aratalım şöyle. Evet, burada Nova 10 Pro incelememiz var. Şöyle sesi de vereyim. Evet, gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde YouTube'u izleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, YouTube'u bu şekilde G-Space'den, YouTube ya da herhangi bir Google uygulamasını G-Space'den indirebiliyoruz. Bize gelen sorulardan birçoğu aslında Netflix, Disney Plus gibi hani yayınları bu telefonlarda, Huawei cihazlarında izleyebiliyor muyuz üzerineydi. Bunu da gayet rahat bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın, App Galeri'ye girdim. Direkt Netflix yazıyorum. Netflix direkt olarak açıyorum, yükle diyorum. Yükle dediğim zaman direkt olarak yüklenmeye başlıyor. Turkcell'in TV Plus'ı var, Xen var, bakın Beyin Connect var. Onun haricinde ATV kanalda Star Show, yani pek çok kanal, şu anda pek çok video oynatıcı halihazırda App Galeri'de mevcut durumda arkadaşlar. Spotify falan, bunlar aklınıza gelebilecek pek çok uygulama şu anda App Galeri'de mevcut. Ama bulamadıklarınızı da dediğim gibi G-Space üzerinden indirebiliyorsunuz. Burada değinmek istediğim son noktalardan biri arkadaşlar, tabii ki banka uygulamaları. Neden bu konuya değinmek istiyorum? Çünkü banka uygulamalarına dair de çok fazla soru geliyordu. Bu arada bakın Netflix hemen yüklenmeye başladı. Evet, yükle diyoruz. Yükle dediğimiz zaman Netflix uygulaması yüklendi ve gördüğünüz gibi Netflix sorunsuz bir şekilde cihazımızda açılıyor. Burada dilediğimiz gibi bir oturum açarak dilediğimiz Netflix içeriğini izleyebiliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar banka uygulamalarına. Günümüzde artık pek çoğumuz banka uygulamalarıyla bütün işlerimizi oturduğumuz yerden, cihazımız üzerinden halledebiliyoruz. O yüzden bu banka uygulamaları bizim için olmazsa olmazlar haline gelmiş durumda. Genel olarak baktığımızda App Galeri'de pek çok banka uygulaması bulunuyor arkadaşlar. Bunları yazarak zaten direkt olarak bulabiliyorsunuz. Örneğin ben Ziraat'in mobil uygulamasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi Ziraat mobil yazdığımda direkt olarak Ziraat'in mobil uygulaması karşıma çıktı. Onun haricinde bankaların mobil uygulamaları da alt tarafta listelendi zaten. Akbank'tan tutun da Vakıf Bankası, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, QNB Finansbank, Enpara, Cebdetep. Yani Türkiye'de şu anda aktif olarak hizmet veren neredeyse bütün bankaların uygulamaları App Galeri üzerinde mevcut. Dolayısıyla hani ya acaba ben bu telefonu alsam bankacılık uygulamam olur mu olmaz mı gibi ikilemlere düşmenize gerek yok. Huawei uygulamalar tarafında, uygulamalar özelindeki engellerin hepsini aşmış diyebiliriz. Yani şu cihazı alıp da Android tarafında kullanamayacağınız, yükleyemeyeceğiniz herhangi bir uygulama yok. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, incelememizi bitirmeden önce benim değinmek istediğim önemli noktalardan birisi de Petal harita özelliği. Huawei burada Petal haritaları üzerinde gerçekten çok önemli güncellemeler yapmış durumda. Şu anda buradaki önemli servis noktalarının sayısı da artıyor. Yani bir yer yazdığınız zaman direkt olarak karşınıza çıkmaya başlamış durumda artık. Mesela biz hemen bir yer yazalım. Bir benzin istasyonu diyelim mesela. En yakınımızdaki benzin istasyonunu, gördüğünüz gibi çevredeki bütün benzin istasyonlarını neredeyse çıkardı arkadaşlar. Bunlardan herhangi birine, şuradaki birine mesela yol tarifi alalım. Yol tarifi dediğimizde gördüğünüz gibi trafiği de direkt net bir şekilde bizlere gösteriyor. Hangi rotadan daha kısa bir sürede ulaşabileceğimizi de bizlere göstermiş oluyor. Bunun yanı sıra hemen toplu taşımayla ya da yürüyerek nasıl ulaşacağımızı da direkt olarak bu uygulama üzerinden görmüş oluyoruz. Şu anda Petal haritaların gerçekten rakiplerinden daha üstün bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle trafik anlamında gerçekten çok iyiler ki şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Huawei bu sistemin altyapısını TomTom'dan alıyor ki TomTom dediğimiz firma zaten navigasyon konusunda dünyanın en önemli markalarından biri haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bu haritalar uygulamasının bu kadar başarılı olması da bizi şaşırtmadı. Evet arkadaşlar, gelelim telefonumuzun fiyatına. Halihazırda bu cihaz Huawei'nin kendi resmi sitesinde 14.999 TL'ye satılıyor. Bu cihazı aldığınızda Huawei FreeBuds 4i de sadece 1 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 15.000 lira verdiğinizde telefonun yanında hediye olarak geldiğini söyleyebiliriz. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.